Bayanlar baylar, herkese selamlar. Merhaba, ben Alp. Kuşlara göstererek bir giriş yaptık. Sesimle bir anda sizi korkuttuysam kusura bakmayın. Sizi gidiler sizi, ne yapıyorsunuz bakayım? Yuvaya girmişler. Yuvanın içinde bak. Yuvanın içinde öpüşüyorlar. Bebekler olacak bunların. Albino dişi, beyaz parçalı erkek. Kuşlar ne durumda abi, bir çek demişlerdi yarımlarda. Tepeli erkeğimiz de yuvaya girip çıkıyor sürekli. Siz ne yapıyorsunuz? Yuvaya mı tırmanmaya çalışıyorsunuz siz? Bit tozuyla alakalı nereden aldın diye soranlar vardı. Orada video çekmek istiyorum demiştim. Bit tozunu aldığım arkadaşla görüştüm. Video çekelim. Dükkanda ne var ne yok tanıtalım diye. Bazı ilaçlar Tarım Bakanlığı onaylı değilmiş. Ben açıkça söyleyeyim. O yüzden videoda gözükmesini istemedi. Yani video çekmiş olsaydık bütün ilaçlar falan hepsi gözükecekti. O yüzden video çekemedik. Ama şöyle bir şey yaptık. Arkadaşın kartı burada. Ankara Anafartalar Caddesi, Alsancak Sokak. Yani Ulus Hali'nin hemen karşısında. Bakın, cep telefonu, adresi. Buradan ulaşıp görüşebilirsiniz. İl dışına gönderebilir misin diye sordum. Bu ense damlası falan da varmış. Bakın, numarayı iyice görün. Ense damlası falan da varmış. Ense damlası ben kullanmadım kuşlarımla hiç. Çok da tavsiye de etmiyorum ama hani illa da alalım diyen varsa o ense damlasını da alabilirsiniz. Ense damlası satılıyor. Bit tozu. Yani birçok şey var. Bu suni gübreler falan var. Onlar var. Bayağı bir çeşit var yani işte. Hani böyle bahçeyle ilgili ya da kuşlarla ilgili çok bir çeşit yok. Bit tozu ve ense damlası var. Onun dışında kuşlarla ilgili çok bir şey yok. Oradan alabilirsiniz. Kargo dedim, il dışından isteyenler olursa nasıl olacak? Kargo parasına gönderirlerse gönderebilirim dedi. Yani şu bit tozu şu şekilde poşette, koku falan yok. 800 gram civarında şeffaf poşetin içinde. 15 liraya almıştım ben. Bu arada üretimhaneye yalıtım yaptım. Kötükle kapattım. Sizler de diyordunuz. Kuşlar coştu bir yandan. Demin hiç sesleri çıkmıyordu, şimdi coştular. Oo, bayağı da yüksek tonda ötüyorlar. Ne oldu ya? Vallahi coştular. Ya işte kuşlara iyi bakılınca böyle oluyor. Ne oldu oğlum size? Ne oldu bakayım? Niye coştunuz öyle? Yalıtım diyorduk. İlkay abinin dükkanından da bayanın biri kuşları çalmış, bir tane kuş çalmış. Onlar da video çekip Show Haber'e göndermişler. Bana da gönderdiler de ben Show Haber paylaştı diye paylaşmadım açıkçası. Bu haber kanalları da var ya, bir anlatma tarzları var. Yani 3'e 5 kazıp anlatmayı bir seviyorlar ki. Yok işte pet shop dükkanının en değerli kuşunu çalmış da bilmem ne der. Çalınan kuş normal çek yani. Show jumbolardan falan gitmemiş. Neyse, yine de geçmiş olsun diyorum. Ama iyi olmuş. Kadının görüntüsünü alıp haberleri atmışlar. Herkes görsün. Hırsız olduğunu onun. Hırsız kadın. Emek hırsızı. Ne diyorduk? Yalıtım diyorduk. Bu komfort köpükler var. 3'e 3.
Bunlar 3'e 3. Bununla yalıtım yaptım. Şu şekilde. Böyle farklı da bir görüntüsü oldu. Pencerelerin olduğu yerlere yapmadım. Yani tamamını kapatmadım ki aydınlık olsun diye. Yani aslında burası çok soğuk olmuyordu da. Yine de bu kış çok sert bir kış olacak diyorlar. Şimdi de kuşlarımızın altlarında yavrusu yumurtası yokken yalıtım yapalım dedim. Yani köpükleri yaptıktan sonra yağlı radyatörümüz 3 kademede çalışıyordu. Bu tekli bir de ikili. 3 kademe açık çalışıyordu. Şu an tekliye düşürdüm. Yani elektrik tasarrufu yapmış olduk. Kuşlarınızın olduğu yerde siz de yalıtım yapmayı düşünüyorsanız bakın şu konuda çok dikkat edin. Kuşların olduğu ortamda silikonla, şimdi ben bu konfor köpükleri silikonla yapıştırdım. Yalnız akvaryum silikonu. Bakın. Normal silikonu dağıttık bakın şuralarda. Böyle göstereyim. Şeffaf, normal o camlarda falan kullanılan silikonların aynısının akvaryum silikonu olaraktan geçeni var. Hani bu genelde Sista. Sista'nın bayağı ismi duyulmuş akvaryum silikonu olarak. Ama markası çok önemli değil. Üzerinde Sista akvaryum silikonu, zehirsiz akvaryum silikonu olarak yazanı tercih ederseniz onun bir kokusu falan olmuyor. Yani hafif bir kokusu oluyor. Kuşlara bir zararı olmuyor. Yani kuşlara, balıklara, canlılara zararı olmuyor. Şimdi biz burada, kuşlarımız buradayken yalıtım yaptık. Bakın kuşlarda en ufak bir. Dün gece bayağı geç saatlere kadar uğraştım. İşte köpük yapacağım diye. Köpüklerin de kesilmesi falan bayağı aslında kolay yani. Şeyle kesiyoruz maket bıçağıyla. Yani siz de yapıyorsanız 3'e 3 konfor. Bu konfor köpüklerin zaten birbirine geçme özelliği var. Bakın şöyle çıkıntılar var. Diğeri de üstüne geliyor. Bakın buralar tam birleşim yerleri mesela. Bakın hiç belli bile değil. Biraz renk farkı var köpük arasında. O yüzden hafif bir fark olmuş. Yoksa bakın bağlantı noktası hiç belli bile değil. Bakın burada 1, 2, 3 tane köpük var. Ama güzel yani. Gayet güzel oldu. Buralar tabi biraz dağınık. İşte akşamdan uğraştığım için toparlayacağız. Şuralara falan bir şekil düzen vermem lazım. Şu kafesleri falan bir... Kafesin bir tanesi de şuna. Onun da altı mı kırık? Aynen altı kırık. Çiko gelince Çiko'ya kullanayım. Akıllı yemlik, suluk ve mamalık göndermiştim. 5 tane arkadaşa. Bir tanesi geri geldi. Neden geri geldi? Bu göndermiş olduğumuz arkadaşın ilgisizliğinden dolayı geri geldi. Yani madem kargoya sahip çıkmayacaktın, kargoyu takip etmeyecektin. Bakın ben buradan kargoyu gönderirken kargonun iletişim bilgilerine kadar hepsini mesaj olarak ona gönderdim. Hani belki gelip adresi bulamamış olabilir kargo. Ama sen kargo şirketini elindeki göndermiş olduğun bilgilerle arayıp sormuş olsaydın kargonu teslim alabilirdin. Madem takip etmeyecektin, madem böyle yapacaktın, diğer arkadaşlar kazansaydı. Bak işte ben bunu aldım. Belli bir maliyet masraf ettim. Kargoyla gönderdim. Belli bir miktar para verdim. Bir de geri geldi. Şimdi 20 TL'de tekrar bir para daha verdim. Hem beni de zarara uğratmış oldun. Kendin de almadın. Şimdi akıllı yemin kırıldı mı kırılmadı mı onu da bilmiyoruz. Poşet çünkü çok kötü bir durumda. Buradan ta Diyarbakır'a gitti. Bakın arkadaşın bilgileri de neyse paylaşmayayım da. Bağlar Diyarbakır. Diyarbakır'a gitti geri geldi bu. Bir açalım bakalım. İçindeki malzemeler duruyor mu? Şöyle yapalım. Bakın çatlamış.
Bunu kaldırıp kaldırıp fırlatmışlar. Yem hazinesi çatlamış. Mamalık sağlam, buna bir şey olmaz. Ben de sevdim. Suluk da kırılmaz, ona da bir şey olmaz. Suluğumuzda. Şey ne durumda? Akıllı yemlik mi durumda? Akıllı yemliğinde 6 çıkmış. O da sağlam, buna da bir şey yok. Ama alt yem hazinesi çatlamış yani, bu kırılmış. Neyse, yine de iş görür. Yani çekiliş yapıp hediyeler gönderip bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani hem bazı arkadaşlar birbirine sataşıyor, hem de kazanan arkadaşla gönderiyorum buradan. Ben kargo ücretini, her şeyini ödeyip gönderiyorum. Bir kargoya sahip çıkamayıp kargo oradan ta geri bana geliyor. Yani bu kadar ilgisizlik olmaz yani arkadaşım. Yanlış anlama da. Bu kargoyu göndermiş olduğum arkadaştan bahsediyorum. Yani bu kadar ilgisizlik olmaz. Madem kargoya sahip çıkmayacaksın, başka bir insanın almasına neden engel oluyorsun? Neden hakkını, sırasını gasp ediyorsun? Yani hiçbir şey demiyorum. Şimdi ben buradan gönderirken kargocu arkadaşım var, sağ olsun 8,5 liraya gönderdi bana. Kendi şeyinden yazdırdı. Şimdi geri geldi, 20 lirada kargo ücreti verdim. Yani 28 lira 50 kuruş sadece kargo parası verdim. Altına da yazmıştı bazı arkadaşlar, ya 3 liralık yemliğin tartışmasını yapıyorsunuz falan da benden işte 3 lira çıkmıyor. Bu akıllı yemlik internette birçok yerde 20 lira 25 lira. Şimdi bazı yerlerde 3 lira falan denmiş. Toptancı çok büyük. Ne diyorduk, yarım kaldı. Neyse, çok ucuza da mal edilebiliyor ama hani benim bir belli bir emeğim var. Belli bir buradan gönderiyorum, gidiyorum, alıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani kanalı izleyerek katkıda bulunan insanlara bir şeyler göndermeye, bir şeyler bilgi olarak bir şeyler paylaşmaya, maddi manevi bir şeyler göndermeye çalışıyorum. Ama arada 3-5 tane sıkıntılı insan çıkıp böyle benim şevkimi kaçırıyor. Diğer insanların hakkını, sırasını gasp ediyor. Yani arkadaşlar bir şey demiyorum ya, gerçekten yani bu kargonun geri gelmesi beni gerçekten çok üzdü. Ekstradan bir de kargo ücreti, tekrardan bir ücret verdim. Durum böyle yani. Neyse, şu numarayı bir daha göstereyim. Bittozu almak isteyen arkadaşlar buradan ulaşabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.